Ne yaptınız? Selamlar abata bunlar. Evet, merhabalar efendim. Merhabalar herkese. Herkese merhabalar. Evet, ne yapıyorsunuz? Anlatın. Siz anlatın. Siz anlatın diye açtım. Siz anlatın, siz konuşun diye açtım. Yani böyle bir şey olamaz çünkü. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Olmamalı. Artık sinirden hakikaten böyle şey geldi. Filme geldi daha açılış ekranında. Çünkü böyle sürekli olarak Twitter'a bakıyorum. Sürekli olarak Twitter'a giriyorum. Yani giriyorsun oradan çıkıyorsun Instagram'a giriyorum. Bir izleyicimin köyü yanıyor. Videolar atıyor ağlayarak. Öbür tarafta birdenbire böyle şey haberi görüyorum. O köyde yangının kontrol altındalığını görüyorum. İzleyicim ağlayarak bir daha video atıyor. Hayır alınmadı falan diye. İnanılmaz. İnanılmaz. Her şey inanılmaz gerçekten. Yani mesela uçaklar ne zaman girecek çıkacak Demet Akalın'dan haber alıyorum. Hangi bölgelerde yangın başladı Marmaris'te Şahan Gökbakar'dan haber alıyorum. İnanılmaz bir ortam var. Gerçekten. Siz neler yapıyorsunuz? Anlat. Çünkü gerçekten artık hani şunu anladım ki konuşmadıkça, etmedikçe yok. Dün yayın açamadım. Dün şu yüzden yayın açamadım. Çünkü dün gerçekten çok ağır bir bence ben sinir krizi geçirdim. Çünkü onun başka bir açıklaması olamaz. Bilmiyorum dün hakkını yayınına sesim geldi mi? Hiç utanmadan çünkü o kadar fazla bağırarak ağladım. O kadar fazla beddualarda bulundum ki gerçekten hiçbir fikrim yok. Ah yani dün mümkün değildi. Dün hani bu mental güçte değildim en azından. Mental lafından da nefret ederim ama çok kullanıyorum bu ara. Dün mental olarak o güçte değildim ama bugün o güçteyim. En azından yani oturup şu yayının karşısında oturup da insanlarla konuşabilecek raddedeyim en azından. Bunu okuyorum. Evet bence açılış ekranından tut da Twitter, Instagram yani gerçekten biz burada bu hale düştüysek oradaki insanlara hayal bile demiyorum. Bir nasılsınız videosu çektim. YouTube'a yüklemedim. Yani çünkü videoda beni görsen yani normal hayatta gördüğün o kadın, o etkinliklerde sarıldığın kadın, yayınlarda konuştuğun kadın o videoda yok. Yok o videoda o kadın. Yok, ölmüş. Bitmiş bir insan. Gerçekten bitmiş bir insan yani. İşte dün sabah çektim. Asla uyku uyuyamıyorum bu arada. Gerçekten uyku uyuyamıyorum. 4 saat, 5 saat anca uyuyorum. Ya şöyle oluyor, Twitter'a giriyorum, ağlıyorum, duvarı izliyorum birazcık. Ondan sonra olimpiyatlarda madalya kazandığımızı öğreniyorum. Seviniyorum, alkışlıyorum. Sonra tekrar Twitter'a giriyorum, bir daha ağlıyorum. Böyle geçiyor yani zaman. Sonra diyorum ki ay diyorum Instagram'ı da aksatmayayım. Oradan da bakan eden insan olur. Hemen Instagram'a koştura giriyorum. İnanılmaz bir ortam var. Net bir şekilde hiçbir yerden tam olarak haber alamıyorum. En azından belki de ben mi alamıyorum acaba? Ben bir yeterli oranda araştırmıyorum ama sürekli olarak aynı haberler döndürüp tekrar veriliyor verilen yerlerde de. Yani şu anda bir afet söz konusu. Bu afet söz konusuyken neden 7/24 her yerden canlı yayın, canlı bağlantı gerçekleştirilmiyor. Bu konuda da bir fikrim yok. Bilmiyorum, çok garip. Gerçekten çok garip her şey. Normalde gidip siteleri çökerten, bir yoruma gidelim dediğimde koştura koştura o yorumlara gidenler, destek olanlar. Ben hepimiz adına paylaşmaktan haz etmediğimi biliyorsunuz. Kendi de en azından yaptığım ettiğim şeyleri. Tabii ki de hepimiz adına imkanı olan olmayan herkes adına gereken yerlere destekte bulundum. Ama eğer diyorsanız ki ben oturamıyorum, ben ne yapacağımı bilemiyorum, ben nereye ne göndereceğim bilemiyorum. Evet bir yerlerde bir şeyleri topluyorlar ama nerede toplayacağımı bilemiyorum, edemiyorum diyorsanız eğer. Bir gönderi var. Bugün zaten Twitter'da paylaştım. Burada yazan bütün yardım kuruluşları her biri. Orada sürekli temayı da soruyorlar. Yangınlar bir bitsin. Sözüm söz. Tema için bir Bobros yayını yaparız. Yangınlarımız bitsin, etsin. İhtiyaç dahilindeyse eğer ki gerek varsa tema için bir Bobros yayını yaparız. Güzelce bir Bobros yayını yaparız. Gereken şeyi toplarız. Ama şu an önemli olan şey sahadaki ihtiyaçları giderebilmek. Malzeme yardımında bulunmak istiyorsanız Afet Platformu'nun sayfasına bakabilirsiniz. Afet Platformu'nun sayfasında listeleriyle beraber bildiğim kadarıyla eksikler yayınlanıyor. Aynı şekilde yangının çıkmış olduğu belediyelerin sayfalarında da, internet sayfalarında da, Twitter sayfalarında da teker teker bütün ihtiyaç listeleri yazılı. Haberiniz ve bilginiz olsun. Yani bu şu bu arada. Mesela gidip işte yanmaz eldiveni aldım, ettim, işte bir yere yükledim değil. Direkt olarak internet üzerinden sitelere destekte bulunabiliyorsunuz. Ve bunların çoğu da
şunu da söyleyeyim, 5 lira, 10 lira, 15 lira, yani bu tarz sınırları da, yani bu tarz meblağları da olan yerler, haberiniz ve bilginiz olsun. Hayvanlar için Hyde Park'ta Paw Guards'la şey yapabilirsiniz. Paw Guards'ın bu arada sistemi şöyle, Instagram'da da paylaştım, hatta hepinize de göstermek istiyorum onu. Haberiniz olsun eğer bilmiyorsanız, ben de gönüllü oldum mesela. Gönüllü olabileceğiniz şey, mesela diyorsanız ki ben afet bölgelerine şöyle yakınım, böyle yakınım, hayvanları alma desteğinde bulunabilirim, edebilirim. Şimdi göstereceğim size, bir saniye. Evet, bu. Şimdi Paw Guards'ın hesabı bu, Instagram'daki. Direkt olarak tıklıyorum da. Burada bir seferberlik linki var. Seferberlik linkine zaten direkt olarak tıkladığınızda altında form gibi bir şey açılacak şimdi. Bak, gösteriyorum teker teker. Şu anda etkilenen, mağdur olan herhangi bir hayvan varsa afet bölgesinde eğer, diyorsanız ki ben aracımla destek olabilirim, ben oraya gelip destek olabilirim, yavrucağızı işte gelirim alırım, geçici yuva bende kalabilir belli bir süreliğine, ben veteriner hekimim, gelen canlıları tedavi edebilirim diyorsanız, ya da diyorsanız ki hayır bende hiçbirisi yok, yakında da değilim ama maddi gücüm var, maddi destekte bulunacağım diyebilirsiniz. Buraya sadece bulunduğunuz şehri, semti, isminizi, soy isminizi ve telefonunuzu bırakıyorsunuz. Ve mesela yakınsanız eğer aracınızla destek olabilirsiniz, anladınız mı? Ya da mesela eviniz yakın bir beldededir. Yakın beldeden işte alıp geçici yuva desteği sağlayabilirsiniz. Mesela ben gördüm, bir sürü yavru köpek var. Bir sürü ama. Mesela bu böyle bir sistem. Paw Guards bunun adı. Eğer diyorsanız ki yani hayvanlar konusunda destekte bulunmak istiyorum. Hightop var zaten. Hightop'ı sanıyorum ki her biriniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hightop zaten normal zamanda da hayvanları koruyabilmek için Türkiye içerisinde en aktif çalışan kurum ve kuruluşlardan bir tanesi. Direkt olarak Hightop'un sayfasına girip oradan da destekte bulunabilirsiniz. Diğerine geçiyorum. Barınma için Ahbap'ın sayfasında şu anda isterseniz evinizi barınma için açabiliyorsunuz. İsterseniz bir yer kiralayıp edip oranın lokasyonunu verebiliyorsunuz. Ahbap'a zaten aynı zamanda normalde de şu anda destek olduğunuzda ağırlık bu afet bölgesinde olduğu için orada herhangi bir ihtiyaç olduğunda, bir şey olduğunda Ahbap da bu konuyla ilgileniyor. İsterseniz Ahbap'a destekte bulunabilirsiniz. Ve Akut. Akut zaten 99 depreminden herhalde en çok aşina olabileceğiniz kurum ve kuruluşlarından bir tanesi. İsterseniz Akut'tan da işte bu mesela işte yanmaz eldivendi, hortumdu, tulumlardı, botlardı, bilmem neydi falan filan desteğinde bulunmak istiyorsanız da Akut'a destekte bulunabilirsiniz. Şu anda bildiğim kadarıyla Akut da sahada düzgün bir şekilde çalışıyor. Haberiniz ve bilginiz olsun. Bunlar şunun için geçerli. Tekrardan söylüyorum. Eğer diyorsanız ki ben malzeme hani götürecek, teslim edecek yer bulamıyorum, İşte ne bileyim şu konuda bir sıkıntı var, bu konuda bir sıkıntı var, buralara şu anda mevcutta destekte bulunabilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ben birebir direkt olarak hani ihtiyaçları satın almak ve onları ulaştırmak istiyorum. Yanlış bilmiyorsam şu anda bana bir yemek sepeti, bana bir getir, Migros, ben miydi, Migros Jet miydi onu da tam olarak hatırlamıyorum ama afet bölgelerini belediyelerin sayfasında direkt olarak o adresleri alıp yazarak afet bölgelerine direkt gönderimde bulunabiliyorsunuz. Haberiniz ve bilginiz olsun hepsiyle alakalı. Bacılar, kardeşler, iyi misiniz? Keyifler. Yaptınız! Selamlar, selam anca bunlar. Evet, nasılsınız? Evet, nasılsınız? Nasılsınız? Bir başka gün, bir başka gün daha. Bugün biraz daha mı iyisiniz? İyi bari, iyi bari. Evet, birkaç yerden söndürme haberleri falan aldık. Biraz iyi gibiyiz ama daha sonrasında hemen böyle Şahan Gökbakan'ın yayınına bakıyorum. Böyle bir kötü oluyorum. Bakalım işte yani, işte. İyi olmaya çabalıyoruz efendim hep beraber. Hep beraber iyi olmaya ciddi bir gayret, ciddi bir çaba sarf ediyor. Yiyoruz. İnşallah bulacağız da. İnşallah hep beraber yiğit olacağız. Neler yaptınız? Neler yaptınız bugün? Hı? Aşı olmaya mı gittiniz? Yapmadılar mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Aşırı derecede bu arada aşı olmaya gidiyorum ama sıra gelmiyor. Aşı olmaya gidiyorum ama şu kadar kişiyi tutmuyor. Bilmem ne falan muhabbeti çok çok fazla dönüyor. Ne olacak bu? Aşı yok. Onu biliyorum. Onu duydum. Şu anda mevcutta BioNTech kalmamış. BioNTech kalmamış galiba. Sinovac sanıyorum ki var mı? Ay aman bilmiyorum. Gerçekten günlerdir o kadar bakmıyorum ki Covid'den ne olmuş ne etmiş onlara falan da asla ve asla bakmıyorum. Ay ay bakalım. Pazartesi 13 milyon geliyormuş. Yani 13 milyondan daha fazla insan aşılanması lazım ama. Malumunuz biliyorsunuz ki. Abla sıra değil, BioNTech aşı kalmadığı için gönderiyorlar. Bugün de gelmiş BioNTech. Annem gitti. Olamamıştı demiş mesela bir izleyicimiz. Hatay, evet ne yazık ki Hatay'ın
haberini de aldık. Bakalım oradaki durumları da takip etmeye çalışıyoruz da elimizden geldiğince. Vallahi gerçekten kendi imkanlarımızla takip etmeye çalıştıkça böyle içime iyicene sinirler, iyicene afakanlar basıyor. Ya çünkü böyle kendim takip etmeye çalışmayı gerçekten kaldıramıyorum. Sürekli olarak Twitter'a girip Twitter'a bakmaktan, ya orada bulmaya çalışmaktan da sinir geldi. Haber kanallarını açıyorum. Birkaç dakika yangın haberi veriliyor. Ondan sonra başka konulara giriliyor. Neden öyle oluyor onu da anlamış değilim. Sebebi ne? Ya bilgi kirliliği mi oluşsun? WhatsApp gruplarından, Facebook gruplarından mı öğrenelim? Ne istiyorlar? Facebook'a geri mi gireyim yani? Nedir? Vaka 26 mi? Vallahi vaka sayıları da hiç az değil yani. E bir de şimdi insanlar hastası vardı, o su vardı, bu su vardı. Malumunuz bir sürü insan vardı. Hepsi evlerinden de çıkmak zorunda kaldılar. Şu an pek çok insan yan yana. Bakalım asıl öbür haftalarda ne olacak? Onu göreceğiz hep beraber. Bir de tabii varyasyonlar var. Her şey çok iyi, her şey çok güzel. Asla delirmeyeceğim. Önümüzdeki 2 sene boyunca asla delirmeyi düşünmüyorum. 2 sene sonra deliririm. 2 sene sonra yasaklıyorum kendimi. Dün de söylemiştim. Ondan önceki gün de söylemiştim sizlere. Delirmemi 2 sene sonrasına saklıyorum. 2 sene sonra delireceğim. Ama tertemiz. Ama bak tertemiz. Ama şimdilik koruyacağım. Akıl sağlığımı çok sağlam koruyacağım hem de. Görürsünüz. Görürsünüz. Bak nasıl koruyorum, görürsünüz. Sky'cı Sky bırak peşimi biraz eğlenelim demiş efendim. Ne ki bu? Tahmin ettiğim şeydi bu. Cumhurbaşkanımız sizleri sevgiyle selamlıyorum. Saygı elçilerimiz geçmiş olsun. Arkadaşlar Cumhurbaşkanımız sizleri sevgiyle selamlıyorum. Saygı elçilerimiz geçmiş olsun. Ya Allah sizi ne yapma. Şahin uçtu. Kör oldu. Muşmuş değil mi bu? Jeju Mahallesi, Güney Kore'den sevgiler, iyi yayınlar. Bizi dün çok üzdünüz Güney Kore. Ben sırf Chubby'nin laflarına güvenip de Güney Kore takımına öncesinde ne kem gözlerimle baktım. Öncesinde mesela Amerika'da yapmıştım o aktiviteyi. Öncesinde oturup hepsinin fotoğrafına böyle pis bakmıştım. Kişilere odaklanıp özellikle iyi oynayanları daire içine aldırıp. Ama Chubby bizi gaflete düşürdü. Ben de o gafletle dedim ki ya dedim herhalde çok da oynamıyorlar Chubby böyle konuştuğuna göre dedim. Dedim ki tamam okey. Yani o zaman çok da dedim pis bakmaya gerek yok bilmem ne. Ne geldi başımıza dün? Dün gece yarısı benim Discord'umdaki 100 tane bebek izleyicimi üzdünüz siz. Ben 2 gün boyunca asla K-pop dinlememe kararı aldım. Bu da bir protestodur, bu da bir duruştur. Asla dinlemiyorum. 2 gün boyunca K-pop'a ara veriyorum. Yok öyle yürüyüşte dinlemekmiş etmekmiş şarkılarını, türkülerini. 2 gün yok. 2 gün çok ciddi ara verdim. Tepkidir, bu bir duruştur. Bu bir duruştur. Sabahın 5'inde benim Discord chatimde ben ağlıyorum yazan. Benim gözü yaşlı bebeklerim vardı orada ben. Ben bunu kaldıramam. Hadi beni zırlatsanız. Neyse ben çok da önemli değilim. Ama siz insanları zırlatamazsınız. İzin vermem. Asla. Canları sağ olsun ya. Bundan sonra Güney Kore'ye tutacağız mecburen. Ya dün ama şeye çok güldüm. İstemsiz. Bekle şimdi bir saniye. Güney Kore maç sayısı alıyor abi. Burada mıydı o ya? Nerede ki o? Güney Kore maç sayısı alıyor abi. Arkada böyle bir ekip var. Bu yani direkt bu ekip bu arada. Gerçekten bu ekip ama. Çıldırırsın ya. Nasıl gülüyorum ama her çektiklerinde bana gülme geliyor. Böyle el ele tutuşuyor. Hey! Çok tatlılar canım. Allah var çok tatlılar. Yani böyle şey alıyorsun mesela Güney Kore izlerken. Diyorsun ki Allah'ım diyorsun. Hiç dertleri yok. Ne güzel oluyorsun. Tam öyle biliyor musunuz? Yazık böyle bizimkiler arkada böyle tırnak falan kemiriyorlar böyle mesela. Bizimkiler sayı alınca arkada böyle vaa falan diye böyle bas bas bağırma sesleri geliyor. Güney Kore böyle. Hepsi çok ağladı zaten ya. Ben hepsini, bütün takımdaki herkese mesaj attım gece yarısı. Herkese. Herkese isimleriyle hitap ederek. İsimleriyle hitap ederek size kurban oluruz diye mesajlar gönderdim.
AFAD yardım kampanyası başlatmış. Postmodern paylaştım Haluk Levent. Ben haberi bekliyordum bu arada. Ben gönderildi mi? Hasar tespiti bittikten sonra bu arada şey olacakmış bak. Heh. Burası Ahbap'ın. Ben açık konuşması gerekirse ben en çok Ahbap'a güveniyorum. Yani Ahbap, Akut, Haytap. Şu anda mevcutta en azından bana daha şeffaf gelen. Hayvanlar konusunda Haytap tarafına çok çok güveniyorum. Zaten yıllardır sürekli olarak faal olarak sahada bulundukları ve etki gösterdikleri için. Akut'u da yıllardır bildiğim ettiğim için arama kurtarma çalışmalarının içerisinde. Akut bir de üstüne çok sağ olsun yıllar içerisinde Haluk Levent. Ben Ahbap Derneği'ne güveniyorum. Genelde de zaten ne zaman hani bir şey için desteklemesekte bulunacak olsam, edecek olsam hep Ahbap'a destekte bulunuyorum. Direkt olarak afet ve sonrası için oluşturulmuş olan bir hesap bu. Tek ihtimalle zaten teker teker eksikler tespit edilecektir. Nerede ne lazım, nerede ne yapılması gerekiyor onlara bakılacaktır. Ona göre toplanılacaktır. Ben bunu retweetime atıyorum. Destek olmak istiyorsanız tekrardan söylüyorum. Benim için güvenilir. Siz de dilerseniz gidip bakabilirsiniz. Bacılar, kardeşler iyi misiniz? Keyifler. Ne yaptınız? Selamlar. Selamlar, 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 selamlar. Aman da bunlar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepinizin daha iyi olduğu bir gündür. İnşallah her birimiz için daha da iyi bir gün olur. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Gayet iyiyim. Daha iyiyim en azından. Dün bir durmak iyi geldi. Açıkçası dün bir durmak, bir oturmak, böyle bir kendini toparlamaya çalışmak falan bana iyi geldi açıkçası. İnşallah size birazcık daha iyisinizdir. Tek bir kötü şey var. O da bugün Akı'yı otogara bırakmak için dışarıya çıktık. Yemek falan da yedik. Çok kötü alerjim tuttu. Tek problem o. Onun dışında hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir sıkıntım yok efendim. Bayağı da bayağı kötü alerjim tuttu. Sürekli gözlerim kaşınıyor ve sulanıyor. Bir de üstüne şuralarında deli gibi kızarıklıklar, mızarıklıklar var. Biraz daha iyiyim ama. Yani eve geldim. Krem sürdük. Daha iyiyim çok şükür. Daha iyiyim. Evet, Karabük'teki yangını da gördüm. Yani ne yazık ki bir yer sönse bir yer kontrol altına alınsa bir başka yerde ne yazık ki haber olur. Çok güneşten ben çok etkileniyorum. Çok güneş, bir de ekstradan böyle polenler, molenler falan olan yerlere, böyle çok samanlık yerlere gidince benim ne yazık ki hemen gözlerim patlıyor efendim. Çok fazla sıcağı şey yapamıyorum ne yazık ki. Evet, Ziya Selçuk istifa etmiş. Yüksek ben şimdi şey diyecek yeni gelen bakan, haberiniz olsun. Ben şimdi hepinizi uyarayım da wow, sistem çok kötü, bu sistemin kökten değişmesi lazım diyerek size yepyeni bir sistem getirecek. Şimdi hayırlı olsun, ne diyeyim. Evet, gördüm. Evet, evet. Birkaç değil. Yani neredeyse bütün Instagram magazin sayfalarında ben ve cellat yan yana olduğumuz fotoğraflar. Yani inanılmaz gerçekten. Yani yatıyordum, bir kalktım. Bir anda böyle bambaşka bir yere uyandım gibi oldu hakikaten. Çok ilginç. Yani şey çok ilginç en azından. Bir kısım var. Yani Instagram sayfalarındaki magazin sayfaları, TikTok magazin sayfaları, Twitch magazin sayfaları, öbür magazin sayfaları, yani inanılmaz. Gerçekten yani paylaşmayan herhangi bir insan kaldıysa ben Photoshop'lu görseli göndereceğim. Hemen derhal paylaşsınlar. Bu akımdan kalmayın. Akıma dönüştü çünkü. Gerçekten akıma dönüştü. Ya Allah aşkına daha ne kadar kendi şabalak suratını görebilirim acaba? Daha ne kadar kötü. Ya bir de şöyle bir şey de var, hani ben kötü bir söz söylediğimi düşünmüyorum. Kötü bir şey dediğimi hala daha düşünmüyorum açıkçası. Hiç haksız olduğumu da düşünmüyorum söylediğim şeyde. Yani kötü bir niyetli ya da kötü bir şekilde söylesem hani okey tamam da abi, yani bir şey demedim ama ne yazık ki çok yanlış anlayan çok garip insanlar var şu anda mevzuyu. Ya bir şey değil, çektiği video. Efendim. Aa ne münasebet, kimse bir şey demedi, lütfen sakin. Tamam orası sende, kapıyı tut. Kapıya gitti. Yani dediğim gibi yani haksız ya da kötü. Yani bir de bir daha ben kimseye hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Kimseye hakaret etmedim. Ama maşallah yani yorumlarda öyle böyle hakaretler yok yani. Öyle böyle hakaretler hem de. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz yani bu arada. İnsan şey anlam veremiyor. Ne oldu yani? Şey diyorsun hani, ne dedim? Ben bir daha dinledim bu arada. 8-10 kere tekrardan videoyu açıp açıp dinledim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Videoyu kırpıp koyan var. Kırpıldığında da hiç kötü bir şey demiyorum. Yemin ediyorum size, kırpıldığında da dediğim tek bir kötü bir kelam yok yani. Kimisi mesela aşağıda şeyi savunuyor böyle. Arkadaşlar bu kırpılmış video. Gidin tamamını izleyin. Hayır abi, bu halinde de hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde bana hakaret edemezsin yani. Ben kimseye etmiyorum çünkü. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ama. Ya hayır, ben kitlesine de bir şey söylemek istemiyorum. Yani ama gerek var mı yani? Hakaret etmeye gerçekten gerek var mı?
mı? Buna değer mi? Yani buna değer mi? Bir de şeye aşırı ayar oldum. Yani hakikaten artık şuna bir dur mu desek acaba? Herkes arkadaşlar yaptığı iyiliği göstermek, kamerayı eline alıp da çekmek, bunu belli etmek zorunda değil. Tabii ki de teşvik etmek niyetli. Daha da fazla insan bunu yapması niyetli. Yapabilirsiniz bak. O dönden bakınca öyle de yapabilirsiniz. Ben sevmiyorum paylaşmayı. Bana yani ben hoşlanmıyorum. Haz etmiyorum. Haz etmediğim için elimden gelince paylaşmadan yapmaya çalışıyorum. Nereden bu şuna dönüşüyor acaba? Bir şey yapsaydı paylaşırdı. Sen de bilgisayarın başına oturmak yerine bir şeyler yap. Ne yapayım şimdi? Şey mi? Dekontlar mı paylaşayım böyle oturup da yani? Deli misiniz siz? Aa, inanılmaz ya. Ya hayır, şov da değil. Bak ben yapana da asla şov demiyorum bu arada. Herkesin bunu göstermek istemesi ya da istememesi tamamen kendisine kalmış. Herkes bir de şöyle bir şey var. Herkes kendi kitlesini daha iyi tanır. Ben dediğim zaman da yani işte ne bileyim arkadaşlarının şöyle bir yerde yardımda bulunun edin dediğim zaman insanlar zaten ne yapıyorlar? Mesela diyorlar ki ha Pelin güveniyorsa ben de güvenirim diyorlar. O yüzden benim ekstradan göstermek gibi bir zorunluluğum kalmıyor yani ortada. Ama kimisininki var, kimisininkine de göstermen gerekiyor. Bir şey demiyorum. Paylaşana da bir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum zaten. Ama yani bu hakaret raddesinde bence herkes bir dursun. Gerçekten herkes bir dursun. İnanılmaz ya. Hakikaten inanılmaz. Yani birkaç tane ağır hakaret eden vardı. Onları zaten avukatıma gönderdim. Ne olacaksa olsun. Gerçekten onunda değil. Ama yani geri kalanında gerek var mı ya? Ben sizden bizzat rica edeyim. Bir konuda haksız olursam lütfen oturup da beni savunmayın. Rica ediyorum. Hele ki. Hadi diyelim ki haksızım ama ona rağmen yok lan ben Pelin'i çok seviyorum. Yine de savunacağım lan diye kafaya taktınız diyelim ki. Birisi eğer beni düzgün bir şekilde eleştirirse lütfen sessiz kalma hakkınızı kullanın. Teşekkür ediyorum. Efendim. Sağolunuz varınız. Çok teşekkürler. Varlığı 2021'in tek güzel yanı olan yayıncım. Kişilerin bir günü videolarını sevdiğim için bir videoda ben hazırladım. Ah ne diyorsun? Bu videoyu ikinci doz BioNTech sonrası sersemliğimle hazırladığım için araya Almanca kelimeler karıştıysa kusura bakmayın demiş. Allah! Ne bu ya? Pelin Yon ve Gobi Tekmekler'in bir günü mü? Hadi bakalım. Öğlen. Ben çok güldüm buna ya. Bir şey söyleyeyim mi? Son dönemde en güldüğüm insan olabilir kendisi. Emrage 100.000 abone özel ultra mega kükrem. Geliyor bir İstanbul beyefendisi ya. Kesinlikle öyle. Sesi kısın. İşte bizim en güzel kısmı burası. Hazırlık kısmı en güzeli bu arada. En güzel kısmı şu an kükremeye hazırlık yapılıyor. Ya sesi fulleyelim ya. Ultra mega kükreme. Sesi siz kısın. Sesi kısın. Ya Rabbim o kadar iyi ki. O kadar iyi ki. Kardeşim bu 100.000 abone özel ultra mega kükreme. Bunlar bacılar kardeşler iyi misiniz? Keyifler. Yaptınız.
Selamlar ama da bunlar. Evet, merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Nasılsınız? Neler yaptınız? Bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Dediğim gibi yayının başlangıcında dedim ki açılış kısmında. Dedim kendimi dedim her gün dedim böyle dedim minik minik eğer ki hani toparlarsam edersem yıla kalmaz tam olarak ciddi sağlık düzeyine erişebileceğim inşallah. Umarım sizinkisi benimkinden daha kısa sürer. Umarım. Umarım. Nasılsınız? Neler yaptınız? Yine arkada mutsuz bir konum var. Yazık gözü çok kötü hala. Hala gözümüz çok kötü ya. Krem sürüyoruz ama. Krem sürüyoruz, solüsyon sürüyoruz. Bakalım geçecek inşallah. Bekliyoruz. Ivı ıvı. Bizim yüzümüz çizildi. Yüzümüzün altı çizildi bizim. Çok mutsuz. Gofinin geçti mi? Gofininki de birazcık daha iyi. Gofret'in de her yaz ayında olduğu gibi yine bir deri hastalığı var kendisinin. O nüksetti. Bakalım onu da işte tentürdiyotla bir tane merhem verdiler. Onu kullanıyoruz. Bakalım inşallah geçecek ikisininki de. Az önce dolanıyordu buralarda. Gofret gel gel kızım. Neredesin? Orada yatmış o. Yatmış o an hayatta kalkmaz. Öldür onu kalkmaz oradan. Mümkün değil şu anda. Başına sordu. Vallahi migren ağrılarım geçmiyor. Ben de migren ağrılarımla yaşamayı öğrendim. Mecbur kalarak. Mecburen yani öğrenmek durumunda kaldığım için bu ağrıyla yaşamayı. Ağrıyla yaşamaya çalışıyorum mesela. Bakalım inşallah inşallah geçecek dediğim gibi tam anlamıyla. Ama yani bu aralar hem hava sıcak hem dün çok kötü oldum. Ben yayından sonra bu arada çok affedersiniz ama istifra ettim. Vallahi VR beni o kadar kötü yapmış. Bir daha o kadar hareketli oyun oynamayacağım. Bir daha o kadar hareketli oyun oynarsam içinde en azından güzel kızların olduğu bir oyun oynayacağım ki buna değsin. Buna değmesi gerekiyor. Diğer türlü yok kardeşim. Kimseler kusura bakmasın. Kimseler kusura bakmasın. İçinde güzel kız olmayan oyunları bundan sonra oynamayacağım. İçinde güzel kız varsa okey. Kardeşim hentai için 10.000 abone olsa hentai oynarız. Bakalım. Bakalım. Mia'nın gizli bir yeraltı mafya lideri olma ihtimali neden acaba bu bakışlar falan ama tekin değil. Asla değil. Asla değil. Birazdan bas bas bağırmaya başlar zaten yine. Şimdi odadayız. Konuşuyorum. Hani bir yerle ilgileniyorum ama onunla ilgilenmiyorum ya. 5-10 dakikaya bas bas bağırmaya başlar zaten. Hikaye Edward'ın gözünden anlattığı bir şey. Ha! Tamam. Ya ben aralıksız olarak... Ve ben bir şey söyleyeyim. Ben ilk nasıl izledim biliyor musunuz? İlkini gidip sinemada izleyemedim. Sinema çekimi olan bir internet sitesinden izledim yani. Türkiye'de birisi sinemaya gidiyor. O dönemi bilir misiniz siz o kara dönemi? Ya öyle kaç tane film izledim ben. Çok kapkara bir dönem vardı efendim. Şöyle oluyordu. Birisi kamerasını alıyordu. Sinemaya giriyordu. Onu kaydediyordu. Sonra internete yüklüyordu. Sen de oradan izliyordun. Hani artık gelir grubum nasıl bir yerlerdeyse. Yani nasıl bir yerlerdeyse. Sinemada oynuyor. Sinemada gidip izleyebilirim. Ama yani hani oraya para vermek istemiyorsun. Anlatabiliyor muyum o dönem? O dönem istemiyorsun. O yüzden mesela gidip oradan izliyorsun. Yo hayır. Bir de şöyle başlıklar vardı bu arada Hakkı. Mesela atıyorum şey yazarlardı. İşte hiç titremiyor. Lan yemin ediyorum ki öyle başlıkları vardı ya. Sabit falan diye. Dizimek. Hayır bu arada bir şey söyleyeceğim. Dizimek de gayet de hani kaydediyor. Allah razı olsun eşek adam. Eşek adam sayesinde kaç tane diziyi Türkçe altyazılı izledim. Kaç tane diziyi? Vallahi yemin ediyorum yani adamın git elini öp. Adam sayesinde İngilizce söktük lan bütün memleket sağ olsun. Almanya gibi bilmiyorum. Daha sonrasında Korsan'la Savaş tabii ki de çok ciddi boyutlara erişti ki ben de hiç tavsiye etmiyorum. Tabii ki de gidin eserin sahiplerinden efendim mümkünse izleyin edin. Doğru değil yani. Korsan doğru değil. Aa kitapta mümkün değil. Kitapta asla korsan okumam. Hayatta korsan okumadım kitapta. Kitabımı giderim alırım. Kitabıma para veririm. Ama filmler kaçak. Ya çünkü şey diye düşünüyorsun yani o dönem. Korsan gibi gelmiyor ki. Korsan gibi gelmiyor. Diyorsun ki yani benim diyorsun sinemaya biletine verecek o kadar param var mı? Ya üstüne bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlarla sinemaya gidiyoruz diyelim ki annem zorla evde mısır patlatıyor. Onu böyle plastik poşetin içine koyuyor bir de. Arkadaşlar orada böyle alıyorlar şeyi. Ne bileyim mısırını kolasını. Ben alamıyorum. Ben alamadığım için de haliyle istemiyorum yani o şekilde gitmek. Bir de diyordu ki sürekli mısır o kadar para mı vereceksin? Bunu çantana koy. Büyük çantayla gidiyorsun falan. Arkadaşlarım öyle yapmıyor. O yüzden benim de öyle yapmam gerekiyordu. Artık bir de korsan olarak bulamıyorsun. Gerçekten bulamıyorsun. Aa bir şey annemi yaptığım mısır her zaman daha iyidir de bu arada hadi neyse şimdi. Nasıl 18 yaşsın? 18 yaş sınırı olan filmeye mi gitmeye çalışıyordunuz? Bir dönem girişte kontrol ediyorlardı senin yüzünden. Ben de benim gibiler yüzündendi o. Oğlum ama bir şey söyleyeceğim. Şu anda ne mesela mısır fiyatları? Allah
Allah aşkına sinemalarda açıp sen ekranda açıp. Bekle şimdi. Sinemalar. Sinemaksimumlar hala çok pahalı mı? Çok pahalıydı çünkü sinemaksimumlar benim dönemimde. Hocam parası yazıyor mu? Parası yazıyor mu? 20 lira mı? Lan benim dönemimde 20 lira. Allah belamı verdi, benim dönemimde 20 liraydı. Vallahi ya. Ama şey oluyordu mesela, mısır ve kola menü falan oluyordu. 30 lira diyen var. Var mı arttıran? 50 lira gördüm çünkü az önce. Ha, pandemiden sonra bilet alana beleş mısır veriyorlar. Ya zaten pandemi döneminde yazık gerçekten. Sinemalar, tiyatrolar biliyorsunuz resmen can çekiştikleri için insancı ağızlar. Ay ne kötü ya. Kabus gibi, gerçekten kabus gibi. Gezen adam Fatih diye bir kanal buldum. Bacılar, kardeşler iyi misiniz? Keyifler. Ne yaptınız? Fark ettiniz mi? Şeyi fark ettiniz mi? Ben geldim kısmındaki detoneliğimi fark ettiniz mi? Sinirlerim çok bozuldu. Ama bak işte profesyonellik, profesyonel bir insan olduğum için nasıl devam ettiğimi gördünüz mü? İnşallah hepiniz profesyonel, çok profesyonel bir insan olduğum için şakır 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 devam ettiğimi fark etmişsinizdir. Nasılsınız efendim? Nasılsınız? Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz hepiniz. Merhabalar, merhabalar herkese. Demek ki bugün de çiğ bir oyunda delireceğiz, ne güzel. Bir şey söyleyeceğim, çiğ değil ki bugünkü. Bugünkünde çiftlik yaşamı, çiftlik hayatı. Bildiğin çiftlikçilik. Ne gibi bir şey söyleyeceğim, ne gibi bir gerginlik olabilir ki? Ayrıca dünkü slime oyununda da hiç gelmedik bir kere. Ben daha sonrasında yayın tekrarından izledim. Hani sizi gelecek, sinirlendirecek bir şey yapmış mıyım diye. Yapmışım. Yapmışım ama ne olsun? Canım sağ olsun. Benim canım sağ olmasın. Sağ olsun kardeşim. Aynen bir şey ya. Benim canım sağ olsun ya. Arada da ben yapayım her şeyde yani. Şimdi şöyle düşün. Yani Rus geni. 1.73 boy. Muhteşem güzellik. Rabbim şimdi oyun içindeki yeteneği de bana verseydi olmazdı. Size çok büyük haksızlık olurdu. O yüzden Rabbim de demiş ki, yani demiş Perine demiş oyunlar konusunda hani ben söz dinlemeyen bir insan olarak yaratayım ki yazık demiş diğer kulların hani zoruna gitmesin maksat tamamen sizden kaynaklı. Tamamen sizden kaynaklı. Neler yaptınız ya? Neler yaptınız? Görüşemiyoruz vallahi. Kaç saat oldu? Kaç saat? 10 saattir falan görüşmüyoruz. Özleştik. Özleşmedik mi? Allah razı olsun. Ne demek her zaman. Bugün yine arkada bir arkadaşla beraber evet oturuyoruz. Çekildiğim zaman anlıyor bu arada biliyor musunuz? Çekildiğim zaman bence çekildiğini anlıyor çünkü hafiften böyle kendisine bir çeki düzen veriyor eğer gözünün olabildiği bir anda. Ay Allah'ım ya Rabbim. Tabii özledik 20 saat ama vallahi benim için de öyle açıkçası. Ben de özledim. Bugün sohbetimizi, muhabbetimizi edeceğiz. Ardından da Farmer's Life oynayacağız. Farmer's Life çıkalı aslında bayağı bir oldu ben yanlış bilmiyorsam. Ama biz hiç bakamadık mı? Yoksa benim Steam'ime mi yeni düştü? Hiçbir fikrim yok. Ama bakalım bugün inşallah güzel güzel tatlı tatlı ona bakacağız efendim. Bir de Instagram'da tik almaya çalışırken P Queen olur gibi demiş efendim. Nedir ki bu? Ay bana fak edenlere fak diyorum kız mı bu? Ne bu ya? Ya bizim dönemimizde imolar vardı. Hala var mı imolar? Bizim dönemimizde imolar vardı efendim. Ya imolar dediğinizde nedir? İşte saçlar aşırı buradan böyle kabartılmış, fazlaca kabartılmış, edilmiş. Şuradan şöyle kahkülü ayrılmış. Böyle tek gözü muhakkak ki kapalı. İnsanlar vardı. Vardı. Var mı hala? Var ama azlar mı? Gene o spirabolikle bitirmişiz. Kaptan yine o spirabolikle bitirmiş. Var mı hala ya cidden? Ya imolar yani bilemiyorum. Yani benim hiç olmadığım, olmak da istemediğim, olmayı da hiç düşünmediğim insanlardı. Yani tek imo özelliğim sanıyorum ki Converse giyinmekti. Allah belan versin Converse giymek dışında. Converse giymek dışında hiçbir imo özelliğim yoktu benim. Ama ruh hastası gibi sürekli gidip Converse alıyordum. Ruh hastası gibi. İmolar rapçilerden iyidir diyorsun. Diyorsun ben o yıllarda biliyorsunuz ki full rap dinliyordum. Rapçilerin konserlerine gidip en ön sıradan ağlamak gibi çok güzel, çok rafine zevklerim vardı. Yani hep diyorum size çok zor bir gençlik geçirdim. Allah kimseye benim geçirdiğim gençliği geçirtmesin. Gerçekten. Are you ready? Zım. Çıkmadı 28 Ağustos çıkış tarihi. Kaç gün kaldı? 20 gün sonra. 20 gün sonra çıkıyor efendim. Bir şey diyeceğim bu arada, ben Steam Deck'imin tozunu almamışım. Bir yerde böyle leş gibi bir Steam Deck çıkıyor, o benim Steam Deck'im. Allah, Lucy de vardı orada.
Nasıl? Mesela atıyorum gece izlediğimiz bir yayın için kalkıyoruz öğlenin bir vakitte daha nasıl? Ay çok gülüyorum kendime, çok komik kadınım ya. Aşırı komik bir kadınım. Ne yapacağız böyle? Hayır. Güya orada şeye getireceğim, tamam mı konuyu? Bak bir alttan hazırlıyorum kendim böyle. İçimden diyorum ki biz de çok zor bir iş yapıyoruz kısmına getirmeye çalışıyorum. Ulan orada bir anda işte Allah söyletmedi. Allah bir anda dedirtti ki orada öğlene bir vakti kalkıyor. Ne çok komik. Şuna bak ya, sen köpeğini. Ama da sen ne bu poca poca. Ay seni çektiler mi bir yerlerde? Mesela atıyorum gece izlediğimiz bir yayın için kalkıyoruz öğlenin bir vakitte daha nasıl? Jacuzzi geliyor mu, jacuzzinin sesi? Temizlemeyin, jacuzzisi var desinler. Bu arada bir şey söyleyeceğim, yani Cahre'nin bildiğim kadarıyla baya hasta. Çok büyük geçmişler olsun, yani bir yerde denk gelir duyar. Çok çok büyük geçmişler olsun. İnşallah en kısa zamanda atlatır da yayınlarına döner efendim. Öpüyoruz buradan kendisini de. Pornocu değiliz efendim, reklamcıyız. Demek pizzacı geldi, dur geliyorum. Bir arkadaş bana sürekli lan Bixi gibi konuşuyor. Taramalı fıtırlak papapa konuşup geçiyorsun öyle. Ulan mor, Bixi mor pör. Bu ekipte en az kazanan. Sen acı. Kim lan? Neyse efendim, neyse. Oh, Jordan! 28'i.